TV52 Akşam Bülteni'nden hepinize merhabalar sayın seyirciler. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da dün akşam evinin önünde kaybolan 3,5 yaşındaki Mertefe olmuş, yakınları tarafından evinin 1 kilometre uzaklığında olan fındık bahçesinde bulundu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam evinin önünde kaybolan 3,5 yaşındaki Mertefe yakınları tarafından fındık bahçesinde bulundu. AFAD, UMKE ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin arama çalışmalarına ara vermesinin ardından arama çalışmalarına devam eden çocuğun ailesi ve yakınları saat 18.30 gibi çocuğu yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta fındıklık bahçesinde buldu. Yakınları tarafından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğa muayenesinin ardından su ve yemek verildi. Sadece onu koklayacağım, çok efendim? Çok özledim ya. Abla oturup da ben yedireyim anne. Oh bir pilav yok. Diye ayran diye çocuğum duracakmış. Devlet hastanesi sana vermiş. Hemen izle her şey hemen pilav verecek köfte. Çorba da ver abla, midesine dokunur acıkarına çocuk. Evin yanında Kömür diye kedi var. Onun peşinden gittim anneciğim diyor. Baba Zikrullah olmuş çocuğuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Çok sağ ol. Allah razı olsun herkesten, arayan herkesten. Evet. Çok şükür sağ salim bulduk. Nasıl buldunuz efendim, anlatır mısınız? Onu? Yani hiç gidilmeyen bir yere gittik. Ben de bilmiyordum orayı. Tesadüfen orada inek almaya gitmişler. Orada elbiselerini çıkartmış montuyla eşortmanını. Oradan aşağı inmiş. Bir evde denk gelmişler, orada buldular. Sağlık durumu nasıl şu an? Sağlık durumu iyi. Biz şey yok yani. Bir sıkıntısı yok. Konuştunuz mu? Konuşuyor bilinci yerinde. Ne anlattın? Ne söyledin ilk olarak size? Kedinin peşine gittim diyor. Kömürde kedi varmış. Onun peşine gitmiş. Ondan sonra kaybolmuş. Sonra abi diyor buldu diyor, üstümü çıkarttı diyor. Herhalde altında bir daha pijamaları falan vardı. Eve götürürken onları çıkartmış. Yani herkesten Allah razı olsun. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden olmuş, oğlum bitkin düştüğü için sesimize ses verememiş. Onu bitkin bir şekilde yatarken bulduk. Kendisi evin önünde sevdiği kedinin peşi sıra gitmiş ve evin yolunu bulamayınca kaybolmuş dedi. Hep yanımızda. Allah razı olsun. Ay, Allah herkesten razı olsun. Gelene kadar yemek istedi, ayran istedi, çilek istedi. Yavrum benim, çok acıktım. Mert, ne yaptın bakalım akşam? Nereye gittin annem? Mert, nereye söyle gittin? Hadi abiye. Gözüne yummuş, uyummuş amcalar. Ta uzağa gitmiş. Uzağa mı gitti? Korktun mu Mert? Bana bak bakalım. Korktun mu Mert? Korktun mu? Kedinin peşinden mi gittin peki? Kedinin peşinden. Ah yavrum. Kedinin adı neydi? Kömür müydü? Evet. Kömür de evet. Evet kömürdü. Ablacığım gözüm. Anne emin olmuşsa gece olmadan oğluna kavuştuğu için herkese minnettar olduğunu ifade etti. Ordu'nun Fatsa ilçesi Yukarı Bahçeler mahallesinde 3,5 yaşındaki Mertefe olmuş, dün akşam evinin önünde oynarken kaybolmuş, bunun üzerine anne Emine ve baba Zikrullah olmuş, jandarma ekiplerinden yardım istemiş, mahalleye gelen jandarma çocuğu bulamaması üzerine AFAD, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve diğer ekiplerden destek isteyerek yaklaşık 100 kişilik ekiple çocuğun bulunması için geniş çaplı arama başlatmıştı. Çok söyledik, sıkça dile getirdik. Yerel bazda uydu yayını yapan kanalların maddi anlamda TürkSat uydu kirası nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı ve sesimiz duyuldu. Başbakan Binali Yıldırım Londra seyahatinde yerel medyaya TürkSat uydu fiyatlarının kısa süre içerisinde düşürüleceğini müjdeledi. Başbakan Binali Yıldırım yerel medyaya TürkSat uydu fiyatlarının kısa süre içerisinde düşürüleceği müjdesini verdi. İngiltere'ye giden Başbakan Yıldırım'a yerel medyanın yaşadığı sıkıntıların yer aldığı bir rapor sunuldu. Raporda yerel medyanın kamu spotlarından istifade etmesi, yayınlanmasının ücretli hale getirilmesi, idari para cezaları ve en önemlisi TürkSat uydu fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yerel medyanın kepenk kapatmaya başladığı gibi konular yer aldı. Yerel medyanın sorunlarını dikkatle dinleyen Başbakan Yıldırım, 16 Nisan referandum yoğunluğu nedeniyle maalesef bu konuya el atamadık. Kongreden sonra TürkSat uydu indirimiyle ilgili düzenleme yapacağız. Yapılacak düzenlemeyle kanallar ulusal ve yerel olarak iki şekilde kategorize edilecek. Yerel kanalların ödediği TürkSat uydu fiyatlarında indirime gidilecek dedi. Yıldırım referandum sürecinde yerel medyadan çok büyük destek gördük. Bizler de yerel medyayı desteklemek için her türlü çabayı göstereceğiz şeklinde konuştu.
Samsun'da bir kamyonet ve tırın karıştığı trafik kazasında bir ağır iki kişi yaralandı. Kaza Samsun Ordu Karayolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Kaza sonrası karayolunun Samsun Ordu bölümü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Samsun'da biri mıcır yüklü iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Ali Karagöz yönetimindeki 55 SC596 plakalı mıcır yüklü kamyon, Samsun Ordu Karayolu Derbent mevkiinde Bayram Öztürk idaresindeki 41 UL295 plakalı kamyonla çarpıştı. Devrilen kamyonda sıkışan Karagöz, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kazada diğer kamyonun sürücüsü Öztürk de yaralandı. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karagöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyondan yola dökülen mıcırı temizlemek üzere çalışma başlatılırken karayolunun Samsun Ordu bölümü yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Ünye-Niksar Caddesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Ordu Büyükşehir Belediye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Niksar Caddesi'nde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Adem G'nin kullandığı 55LE201 plakalı otomobil, Niksar Caddesi veteriner karşısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Otomobil sürücüsünün çıkan dumanı fark etmesi sonucu aracı yol kenarına park ettikten sonra motor kısmından önce dumanlar, sonra da alevler yükseldi. İlk müdahale çevredekilerin yangın tüpüyle yapılırken daha sonra haber verilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İşlek caddede trafik bir süre dururken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken olay yerine gelen çekiciyle araç yoldan kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik normal hale döndü. 15-21 Mayıs tarihleri arasında Eller'de Gizli Sanatlar adlı El Sanatları Festivali düzenlenecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek festivalde Ordulu vatandaşlarımız doyumsuz bir hafta yaşayacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 15-21 Mayıs tarihleri arasında Eller'de Gizli Sanatlar adlı El Sanatları Festivali düzenlenecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Atatürk Parkı tören alanında düzenlenecek festivalde geleneksel el sanatlarına özgü eserler görücüye çıkacağı gibi her akşam düzenlenecek konserlerde Ordulu hemşehrilerimiz doyumsuz bir hafta yaşayacak dedi. 15 Mayıs Pazartesi günü saat 11'de açılış töreniyle başlayacak olan festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediye'mizle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla düzenlenen El Sanatları Festivali, ilimizde bu kapsamda yapılan ilk festival olacak. Yaklaşık 50 standta geleneksel el sanatlarına özgü ürünler, ustaları tarafından sergilenecek ve alanda ürün satışları da yapılacak. Festivale gelen vatandaşlarımız Rize bezi dokuma, ebru, çömlekçilik, dokumacılık, ahşap işçiliği, cam üfleme, sedefkarlık, keçecilik, gümüş kazaz örücülüğü, cam işçiliği, ipek dokumacılık, tesbih yapımı, ahşap oyuncak yapımı, bastonculuk, kemençe, tulum, ney çalgı yapımı, ahşap kaşık yapımı, deri işçiliği, bakır işleme, yazmacılık, taş işçiliği, bakırcılık, çinicilik, iğne oyası, simsırma işleme, bıçakçılık, lüle taşı, geleneksel giysili bebek yapımı, kukla ve tasvir, gümüş İşleme telkari, yemenicilik, tel kırma, keçecilik ve halı dokuma sanatına dair birbirinden özel eserleri görme imkanı bulacak şeklinde konuştu. Pazartesi günü açılışı yapılacak olan festivalin 7 gün süreceğini söyleyen Başkan Yılmaz, festivalimiz 9 ila 22 saatleri arasında vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacak. Festival kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Folklor Ekibi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu gösteri yapacak. Tüm bunların yanı sıra her akşam saat 20'de başlayacak konserlerle Ordulu vatandaşlarımız doyumsuz bir hafta yaşayacak diye konuştu.
Tarımsal Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız TV 52 ekranlarında yayınlanan gün ortası bülteninde arıcılarla ilgili iki yeni uygulamalarının olacağını anlattı. Tarımsal Bal Üreticileri Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız yapmış oldukları projelerin yanı sıra bundan sonraki projelerinden de bahsetti. Başkan Azmi Yıldız balda hilenin önüne geçeceklerini ifade ederken bu duayen bu sanatkar insanları lekelemek dile yakışmaz, Allah da sorar şeklinde konuştu. Onun için ne yapacağız şimdi? Balda hile, benim arıcılarım 50 bin tane arıcı var Türkiye'de. Bunlar hileli bir şey yapmaya kalksa gider o dağlarda anarşinin yatamadığı o dağın tepesinde yatmaz. Gelir deniz kıyısında ne yapacaksa yapar. Öyle yapar. Ama bu duayen, bu sanatkar insanları lekelemek dile yakışmaz, Allah da sorar. Hiç şakası yok bu işin. Onun için bu sahtekarların önüne geçeceğiz. Ben bakanıma dedim ki ya sen dedim bana bir saniye eline bir yetki ver. Bir saniyede ben bunu çözerim dedim. Çünkü bakanlığımızın kanunları yeterli değil. Yıldız hayata geçirecekleri ikinci projenin ise bal tespit tutanağı olduğunu söyledi. Bal tespit tutanağı olmadan kimsenin bal alıp satamayacağını vurguladı. Bal tespit tutanağısız kimse bal alıp satmayacak. Kim aldı, kim sattı. Burada arı sütü, pollen, propolis gibi mamullerine de üretilen mahsullere de ayrıyeten teşvik olacak. Yıldız projeler için devletten destek istediklerini de ifade etti. Bir 30 lira falan bir teşvik istiyoruz projemizde. Bunu da verdiği zaman %60 kazanacak devletimiz. Biz kendini yine onun cebine. Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya, elektronik ve küçük ev eşyası ürünlerinden olan bir firma, geleneksel hale getirdiği yılın annesi kampanyasına bu yılda devam etti. 28 il, 42 bayi aracılığıyla bu yıl 13.sü düzenlediği yılın annesi ödülünü Ordu'da Sevil Akbulut aldı. Global beyaz eşya markası olan bir şirket 2004 yılından beri düzenlediği Anneler Günü programı kapsamında bu yılda seçtikleri yılın annesine çamaşır makinesi hediye etti. Ordu Bölge Bayi'nde yapılan etkinlikte Ordu'da yılın annesi Sevil Akbulut'a çamaşır makinesi hediye edildi. Beyaz eşya firmasının Ordu Bayisi'nde düzenlenen programa Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Rize Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş düzenlenen program hakkında bilgi verdi. El öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Özellikle yetiştirdiği evlatlarıyla ülkemizin geleceğini değiştiren, ülkemizi geleceğe hazırlayan annelerimiz her türlü ihtirama, her türlü hürmete layık. Ancak tabii ki biz ilimizde yine bir annemizi annemiz olarak seçip onun bu güzel gününü kutlayıp ona da Beko firmasının kendi hazırladığı hediyesini sunmuş olmak için buradayız. Ben Tekintaş yılın annesi olarak bir ay önce beyin kanaması sonucu kızını kaybeden Sevil Akbulut'u seçtiklerini söyledi. Bu sene tabii hiçbir ailenin yaşamasına arzu etmediğimiz ama hayatın da gerçeği olan, kaderimize var olan bir olayı yaşadık. Güzel kızımızı 16 yaşında maalesef bir beyin kanamasıyla rahmetli oldu, aramızdan ayrıldı ve annesi tabii ki biz cenazeye katıldığımız zaman o üzüntüyü birlikte paylaştık ama ne kadar üzgün olduklarını hissettik. Hayattan kopan bir parçanın ne anlama geldiğini orada fark ettik tekrar. Ben bu vesileyle de yapılan çalışma neticesinde annemizi yılın annesi olarak seçip tabii ki onu ödüllendirmek üzere tespit etmişlerdi. Ondan da mutlu olduğumu ifade edeyim. Bir ay önce beyin kanaması sonucu kızı Neşanur Akbulut'u kaybeden Sevil Akbulut yılın annesi seçildi. Sevil Akbulut kendisini yılın annesi seçenlere çok teşekkür ediyorum dedi. Düzenlenen programda Sevil Akbulut'a çamaşır makinesi hediye edildi. Evdeki ihtiyacı görülen çamaşır makinesini inşallah şimdi biz burada takdim etmiş oluyoruz. Murat Bey'le birlikte ben özellikle bir kez daha yönetim kuruluna ve özellikle de tüm çalışanlara teşekkür ediyorum.
Bir kez daha söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'nin gururu, yerli ürün. Her zaman söylüyorum. Bir kez daha bunu takdim etmek bizim için ayrı bir mutluluk inşallah. Ünye'de çekimlerine başlanan Ters Biraderler adlı komedi filminin ikinci sahnesi Ünye Kaymakamlık binasında gerçekleşti. Ekip filmle ilgili Ünye'den destek alamadıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan ve ünlü oyuncuların yer aldığı Ters Biraderler adlı komedi filmi çekimleri Orta Çarşı'da bulunan Şekerci Metin olarak tanınan mekan önünde başlamıştı. Halkın meraklı bakışları arasında başlayan çekimlerin ardından açıklama yapan film ekibi gerekli desteği alamadıklarını söyledi. Ters Biraderler filminin senaristi Ata Cilli film çekimleriyle ilgili açıklama yaptı. Başladık çarşıda. Gayet güzel de devam ediyoruz. Bugün burada kaymakamlıkta çekimlerimizi bitirdik. Yarın devam edeceğiz. Bir açıklama yapmamız gerekiyor. Ünyelilerin, orduluların bilmesi gereken bazı konular var. Biz burada ekip olarak ekip işi çıkarıyoruz. Hakkımızda bazı söylenenler var. Bazı yalan yanlış bildirimler var. Bence bunlara insanlar asla kanmamalı. Biz burada Ünyelilerin istediği bir şeyi yapıyoruz. Burada gördüğünüz bütün arkadaşlar bir aile olduk burada. Aile olarak biz burada devam edeceğiz. Çekimlerimiz 14 gün daha devam edecek. Herkes şunu bilsin, biz burada verilen sözü tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz. Bu film 6 Ekim'de vizyona girecek. Vizyona girdiği zaman herkes burada ne kadar güzel bir iş olduğunu görecek. Filmin konuk oyuncusu ve aynı zamanda kaymakam rolünü üstlenen Sadi Celil Cengiz, Ünye'ye güzel işler yapmak için geldiklerini söyledi. Konuk oyuncu olarak geldim. Bugün bir sahnem vardı kaymakamlık binasında. Kaymakamı oynuyorum, onu tamamladım, döneceğim. Ünye birçok iyi bildiğim bir şehir. Zaten komşu bir şehirde doğdum, büyüdüm. Burası bizim bir çeşit yazlık yerimiz gibiydi. İşte Çamlık'ta kamp yapardık. O anlamda benim için nostaljik oldu. Teşekkür ederim. İşler Güçler dizisindeki Bumcu Onur karakteriyle tanıdığımız Ahmet Dursun, filmin 6 Ekim'de vizyona gireceğini söyledi. Güzel bir şehir. Ve de Ters Birader olarak film olarak çekime geldik. İnşallah güzel bir işler yapacağız. 6 Ekim'de vizyonda. Her zaman Ünye halkı ve ordu halkına teşekkürler diliyoruz. Filmin başrol oyuncusu Funda Dönmez çekimler sırasında sıkıntılar yaşadıklarını, buna rağmen vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Burada sıkıntılar yaşasak da vazgeçmeyeceğiz. Bu filmi çekeceğiz ve çok güzel bir film izleteceğiz herkese. Ünyelerin sanırım dün öğrendim sinema salonu yokmuş ve açılacakmış yakında. Belki de ilk filmi biz olacağız buranın. Öyle umuyorum. Sanat değerli bir şeydir. Sanatla ilgili yapılan her şey çok büyük emek ister. Yıllardır ben elimden geleni yapıyorum ama çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz ister istemez. Çünkü buradaki imkanlar Avrupa'da ya da yurt dışındaki imkanlar gibi değil. Yönetmen Hamza Yaman çekimlerin güzel ve keyifli geçtiğini dile getirdi. 2 gündür çekimlerimiz sürüyor. Güzel, keyifli bir çekim yapıyoruz. Ekip olarak çok motive içerisindeyiz. İşte birkaç sıkıntı yaşadık. Yapımımıza yansıttıkları oldu, yansıtmadıkları. Bize daha ulaşmadan çözdüğü sıkıntılar oldu. Umarım bundan sonraki daha düz bir yol şeklinde devam eder. Aslında bir yönetmen olarak benim önden konuşmam biraz saçma oldu. Yani ben işi bitirdikten sonra sanatımla konuşmak isterim. Filmin başrol oyuncusu Gökhan Demir, söz almadığımız kişilerden destek gördük, söz aldığımız kişilerden destek göremedik diyerek Ünyeli iş adamlarından proje için destek istediklerini dile getirdi. Perde arkasında çok fazla gülemiyoruz. Söz almadığımız insanlardan destek görüyoruz, söz aldığımız insanlardan destek göremiyoruz. Sanıyorum engellenen bir durumun içerisindeyiz ama bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Sanıyorum önce bu seti, bu ekibi buraya getireceğimizi tahmin etmediler. Olamaz herhalde diye düşündüler. Ama şu anda sizlerin de sayesinde ekibin burada olduğunu sizler de zaten gördünüz. Her ne kadar hakkımızda yalan yanlış şeyler söylüyor olsalar da biz filmi burada noktalandırıp, sonuçlandırıp gül oynaya izlerken hep beraber filmde Ünye'yi izleyeceğiz komple. Tamamı Ünye'de çekilecek. Ünye'yi izleyeceğiz. Hedefimiz de Ünye'nin hem güzel bir tanıtımını yapmak hem de çok güzel bir komedi filmini piyasaya çıkarmak. Yani bütün Ünye'li iş adamlarından özellikle ben desteklerini Ünye'de yapılan bu proje için onlar da bizlere destek versinler
diye rica ediyorum. Akkuş İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Fatsa Anadolu Yakası Arslan Cami Derneği yarın piknik şöleni gerçekleştirecek. Derneklerin başkanları Yüksel Mıhçı ile Nihat Coşkun piknik şölenlerine tüm orduluları davet etti. Akkuş İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 27. Hıdır Elles Şenliği yarın gerçekleştiriliyor. Pikniğin ilk ayağının Ordu Akkuş ilçesinde yapılacağını söyleyen Akkuş İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Dernek Başkanı Yüksel Mıhçı, şenlik hakkında bilgiler verdi. Düzenleyeceğimiz Hıdır Elles Şenliğimizin ilk ayağı Ordu Akkuş'umuzda 4-5-6 Mayıs'ta memleketimizde atalarımızdan beri gelen bir süreçte yapılıyordu. Ve biz İstanbul'da 1990 yılında kurduğumuz Akkuş İlçesi ve Çevre Köyleri Kültür Yardımlaşma Derneği'nde yönetim kurulu arkadaşlarımızla o zaman aldığımız bir kararla yani ilk haftasını Ordu'da yapacağız. İkinciye memleketimizdeki bürokratlarımızı, iş adamlarımızı, muhtarlarımızı, halkımızı da İstanbul'da ağırlamak için ve ikinci haftaya, bu da ikinci hafta aynı zamanda yani 10 oluyor, 11 oluyor yani değişik tarihleri ama ikinci haftası oluyor. Aynı zamanda da anneler gününe tekamül ediyor. Yani güzel olacağını ümit ediyorum. Bu yıl Akkuş Belediye Başkanım İsa Demirci, kaymakamımız ve muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, daire amirlerimiz, bazı esnaflarımız şu anda ya hatta birkaçları misafir olarak İstanbul'a da geldiler. Her yıl 5 bin 10 bin arası halkımız, kitlemiz oluyor. Bu yıl 3-4 poligon bir aldık. Çünkü geçen yıl yetmedi bize. İsa Başkanım da, Akkuş Belediye Başkanım dedi ki, Yüksel dedi, Akkuşlar buraya sığmadı. Sen bunu düşünemedin mi dedi. Ben de bir adım daha çıtayı yükselterek ilçe derneğinde olduğumuzdan dolayı aynı zamanda Ordu Dernekler Federasyonu'nda olduğumuzdan katılımımızın daha üst kademede gerçekleşeceği için 2 poligonu bir aldım. Şenliğin sponsoru da bir konuşma yaptı. Şimdiden o günün anneler günü olması sebebiyle annemin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum şimdiden. Havanın inşallah o gün bu şekilde güzel olması dileklerimdedir. Dernek bizimdir, bizim içindir. Kültürümüzü burada yaşatmak adına göğsümüzü kaparta kaparta ordulu olduğumuzu, akkuşlu olduğumuzu üstüne basa basa söylemekten gurur duyuyorum. Öte yandan Fatsa Anadolu Yakası Arslan Camii Dernek Başkanı Nihat Coşkun da 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirecekleri piknik şölenine herkesi davet etti. Ben de öncelikle TV52 ailesi olarak size teşekkür ediyorum. Bizim sesimizi köylerimize, dünyaya, İstanbul'a, her tarafa ulaştırdığınız için. Evet, Yüksel Başkan'la bizim bütün pikniklerimiz çakışıyor. Bizimki de 14 Mayıs'ta özellikle de anneler günü münasebetiyle biz pikniğimizi buna denk getirdik. Bu yüzden özellikle şimdiden annelerimizin anneler gününü kutluyorum. 14 Mayıs'ta Bahçeköy'de Fatih Ormanları'nda bizim de pikniğimiz var. İnşallah havalar da güzel geçecek. Katılımın da güzel olacak inşallah. Köyden de araçlarımız, işte katılımcılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Araçlarımız da geliyor. Bu vesileyle bu organizasyonları yapmak kolay değil. Yönetimdeki arkadaşlarımızın başkanına, üyelerimizin derneğine sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum. Biz de inşallah her şey güzel gidiyor. Güzel bir organizasyon olacak. O gün de zaten TV52'de yanımızda. Fethiye Akıtı Ilgıt isimli ordulu bir vatandaş bugün 100 yaşına bastı. Gerçekleştirilen doğum günü partisinde şarkılar söylendi, oyunlar oynandı.
siyakata ılgıt bugün 100 yaşına bastı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleşen doğum günü partisine ise çok sayıda dost ve sevenleri katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen doğum günü partisinde şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Biz de TV52 ailesi olarak Fethiye Akat'a Ilgıt'a nice uzun ömürler diliyoruz. Marmaris Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanı Hacı Ali Elibal ve Memnuni Elibal'ın kızı Canan hayatını Mehmet Özdemir ile birleştirdi. Marmaris Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen düğüne birçok siyasi isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Marmaris Ordulular Kültür ve Yardımlaşma Derneği eski başkanı Hacı Elibal ve Memnuni Elibal'ın kızı Canan hayatını Mehmet Özdemir ile birleştirdi. Marmaris Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleşen düğüne birçok siyasi isim ve davetliler katıldı. Düzenlenen düğüne AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl Başkanı Kadem Mete, İlçe Başkanı Osman Ülgen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Acar Ünlü, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Başsal, Türkiye Gençlik Kulüpleri Muğla İl Başkanı Muzaffer Aravi, İş Adamı Esat Tugay, Mehmet Sayar Muzaffer Özlü, Zeki Eren, Ahmet Erkoç, Necip Saykolu, Erdem Kara Osmanoğlu Çakır Irmak ve çok sayıda davetli katıldı. Salonunda gerçekleşen nikah töreninde Canan ve Mehmet çifti şahitlerin önünde evet diyerek dünya evine girdi. Evet. Sayın Mehmet Özdemir, hiçbir etki ve tesir altında kalmadan Sayın Canan Elibal ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Nikah töreninin ardından çiftin danslarına salondaki çiftler de eşlik etti. TV52 akşam bülteninin sonuna geldik sayın seyirciler. Birazdan spor haberlerini, ardından yol durumunu izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Son günlerde gündeme gelen Ordu Spor'un tesislerden çıkarılması ile ilgili valilikten gelen açıklama üzerine Ordu Spor cephesi kendi sosyal medya hesabından 5 maddelik bir bildiri yayınladı. Kulüp o bildiride tarafların her konuda anlaşmaya vardıktan sonra Ordu Spor'un mağdur edilmeden tesislerin boşaltılacağını yönetim kuruluyla görüşerek son kararın açıklanacağını bildirdi. Ordu Spor Kulübü'ne gelen yazı sonrasında Ordu Spor'un tesislerden çıkarılmasıyla ilgili konuya Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temaslarda bulunan Ordu Spor Kulübü yetkilileri 5 maddelik bir anlaşma yaparak uzlaşma sağladı. Ordu Spor Kulübü yetkilileri, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile birlikte makamında bir araya gelerek konuyla ilgili bir toplantı yaptı. Ordu Spor Kulübü'nün Durugöl tesislerindeki geleceğiyle ilgili yapılan toplantı daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Genel Sekreterliğinde devam ederken 5 maddelik çok önemli kararlar alındı. Ordu Spor'un ilgili taraflarla görüşmesi sonucunda aldığı 5 maddelik kararlar şu şekilde. 1. Ordu Spor'un önümüzdeki sezon 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle DS'nin orta katında bulunan 11 odalı ve 21 yataklı alanın
tahsis edilmesine. 2. DSE'de kaldığı süre içerisinde konaklama, yiyecek, temizleme, çamaşır ve takımın ulaşımı ile ilgili giderlerin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca karşılanmasına. 3. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce eski kulüp binasının, stor mağazasının bulunduğu bina, bakım ve onarımı yapılarak Ordu Spor'a verilmesi. 4. Kulüp binasında demirbaş eşya ve diğer donanım malzemelerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca kayıt altına alınarak belirlenen bir depoya taşınması ve muhafaza altına alınması. 5. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Ordu Spor'a her türlü maddi ve manevi katkının verilmesi ve sağlanması hususunda mutabakat sağlanması ile ilgili yönetim kurulu toplantısı yapılarak karar verilecek ve bu kararlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yaşanan bu süreçte Ordu Spor'un mağdur olmaması, bir an önce tekrar yapılanma sürecine gitmesi, bu şehrin 50 yıllık markası olan bu kulübün tekrar hak ettiği yere gelmesi için bu ilin yöneticileri, kanaat önderleri ve taraftarlarından sağduyu ve destek beklentisi içinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Ordu Spor Kulübü. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri Karaman'da gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Yağlı Güreş Turnuvası'nda Recep Kara, Şaban Yılmaz, Hasan Tuna gibi ünlü pehlivanlar da yer aldı. Baş, başaltı ve büyük orta kategorilerinde gerçekleşen yağlı güreşlere yaklaşık 50 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı görevinin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi adına yarışan Recep Kara ve Mayıs ayı başında belediyeye transfer edilen sporcular Karaman'da şov yaptı. 10 Mayıs tarihinde Karaman'da gerçekleştirilen Karaman Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk 3 sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcularının oldu. Geçtiğimiz günlerde Bursa Sultan Gazi'de yapılan yağlı güreşlerinde baş pehlivan olan Recep Kara birinciliği Karaman'da da kimseyi kaptırmadı. Ordu Büyükşehir Belediyesi spor güreşçilerinden Nedim Gürel ikinci, Abdullah Güngör ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Karaman'daki yağlı güreş turnuvasına katılan Kırkpınar baş pehlivanlarından Recep Kara, Karaman'da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yağlı güreş turnuvasında Kırkpınar'ın ünlü baş pehlivanları burada kol bağladı. Ben de Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nden mezun olan birisi olarak bu yarışmaya katılmaktan dolayı gurur duyuyorum. Atasporumuz olan yağlı güreş bundan sonra Karaman'da geleneksel hale gelerek her yıl kutlanır. Atasporumuz bu bölgelerde pek yapılmıyor. Bizler yağlı güreşlerimizi Karaman ve Konya bölgesinde de yaygınlaştırmak istiyoruz açıklamasını yaptı. ...81 ilden 300 sporcunun katılımıyla Çanakkale Eceabat'ta gerçekleşen Okullar Arası Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda Ordu'yu temsil eden Ünye Anadolu Lisesi bisiklet takımı Türkiye ikincisi oldu. Toplamda 18 öğrenciyle Okullar Arası Türkiye Bisiklet Şampiyonası'nda 12 erkek ve 6 kız öğrenciyle yarışmaya katılan Ünye Anadolu Lisesi, kızlar B kategorisinde yol yarışında ve zamana karşı yarışta Türkiye dördüncüsü, erkeklerde ise yine zamana karşı yarışta Türkiye dördüncüsü, yol yarışında ise Türkiye ikincisi olarak büyük başarı elde ettiler. Sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduğunu ifade eden Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, başarılı olan Ünye Anadolu Lisesi bisiklet takımını ve sporcularını kendi sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler ışığında yollardaki son durumu aktarıyoruz. Samsun, Terme, Ordu Devlet Yolu'nun 13 ve 21. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerini
uymaları gerekmektedir. Kabadüs-Çambaşı il yolunun 43 ve 53. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ordu, Ulubey ayrımı, Gümüşköy yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Fatsa, Aybastı il yolunun 23-25, 43 ve 45. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Ünye, Çaybaşı, Tekkiraz il yolunun 20-24. Kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Bolaman, Perşembe yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahta ağır ve tehlikeli madde taşıyan araç trafiği Fatsa-Ordu-Prezid devlet yolundan sağlanmakta olup bu saatler dışında ise kontrollü geçiş sağlanmaktadır. Ordu-Perşembe yolunun 37. kilometresinde bölünmüş yola göre yapılan Akçova Köprüsü'nün Perşembe-Ordu istikametindeki köprü yapımı tamamlanmış olup trafik bu noktadan servis yolu olarak kontrollü verilmektedir. Gerekli trafik işaretlenmesi yapılmış olup sürücülerin bu kesimde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. İlçesi ve Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 27. Hıdrellez Şenliği'ne hazırlanıyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek şenliğe çok sayıda sürpriz sanatçılar katılırken Hüseyin Yılmaz da kemençe şov yapacak. Akkuş İlçesi Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 27. Hıdrellez Şenliği'ne hepiniz davetlisiniz. Yenişehir Piknik Alanı Sultanbeyli Sporcular Çarşısı.